Bugünkü zaman yolcusunda sizi Kafkasya'nın kuzey doğusuna, Hazar Denizi kenarındaki Dağıstan'a götüreceğiz. Müzik İsmi Türkçe dağ kelimesiyle Farsça ülke anlamına gelen İstan kelimelerinden gelen Dağıstan aslında sadece güney bölümü dağlık olan bir ülke. Azerbaycan, Gürcistan ve Çeçenistan sınırları boyunca uzanan Kafkas dağlarının ardından orta ve kuzey bölümü genellikle düzlüklerden oluşan Dağıstan, günümüzde Rusya Federasyonu'na bağlı özerk bir cumhuriyet. Nüfusu yaklaşık 3 milyon olan Dağıstan'ın başkenti Hazar Denizi kıyısındaki Mahaçkale'de ise 320 bin kişi yaşıyor. Yüz ölçümü 50.300 kilometre kare olan ülkenin kuzeyinde Kalmuk Özel Cumhuriyeti, doğusunda Hazar Denizi, güneyinde Azerbaycan, güneybatısında Gürcistan, batı ve kuzeybatısında ise Çeçenistan bulunuyor. Halkının %90'dan fazlası Müslüman olan Dağıstan, karmaşık etnik yapısıyla tipik bir Kafkas ülkesi niteliği taşıyor. Dağıstan nüfusunu oluşturan 30 civarındaki etnik gruptan en büyüğü aralarında Karatay, Andiler ve Didoların da bulunduğu 15 kadar alt grubu içine alan ve sayıları yaklaşık 850 bin kadar olan Avarlardır. Bunun dışında Dargınlar, Tabasaranlar ve Lekler gibi akraba toplulukları da dahil ettiğimizde nüfusları 750 bin civarında olan Lezgiler diğer büyük etnik topluluktur. Oğuz ve Kıpçak Türkçesi konuşan Kumuklar, Nogaylar, Azerbaycan Türkleri, Tatarlar gibi Turani toplulukların nüfusları ise 700 bini bulur. Bunun dışında başta Çeçenler olmak üzere Kafkas halklarına mensup azınlıklar ve son yıllarda sayıları giderek azalmakla birlikte Ruslar, Dağıstan halkını oluşturan diğer etnik topluluklardır. Ülke halkının neredeyse tamamı kendi ana dilleri dışında Rusça bilir. Gerçekten de İlk olarak Deli Petro döneminde 1722'de Azerbaycan sınırındaki Derbent'e kadar olan bölgeyi ele geçiren Ruslar sonraki yüzyıllar boyunca Dağıstan'ın kaderine doğrudan etki yaptılar. Müzik Dağıstan'da siyasi birliği sağlayan ilk devlet Türk asıllı Hazarlar olmuştur. Peçenekler, Ön Bulgarlar Uygurlar ve Sabirler gibi halklardan oluşan büyük bir federasyon olan Hazarlar, 7. yüzyıldan itibaren 300 yılı aşkın bir süre Dağıstan'da boy gösterdiler. Başlangıçta Musevilik ve Göktengri inanışının yaygın olduğu Hazarlar döneminin ikinci yarısından itibaren İslam inanışı giderek bölgeye hakim oldu. Cengiz Han'ın ardılları tarafından kurulan Altın Orda İmparatorluğu'nun hakimiyetinde uzun yıllar geçiren Dağıstan, Timur'un bu devleti yıkmasından sonra Tebriz merkezli İran Türklerinin kurduğu devletlerin bir parçası haline geldi. Sonraki yüzyıllarda Ruslar, İran Türkleri ve Osmanlı Türkleri arasındaki mücadelelere tanık olan Dağıstan, 18. yüzyıldan itibaren Rus baskısı altında kalmaya başlayacaktı. İmam Mansur, Gazi Muhammed ve Şeyh Şamil gibi büyük kahramanların dillere destan mücadelelerine rağmen Rusları bölgeden atmak bir türlü mümkün olmadı. 93 Harbi ve ardından Birinci Dünya Savaşı'nda Osmanlılarla birlikte Ruslara karşı kahramanca çarpışan Dağıstan Müslümanları sonraki dönemde Sovyetler Birliği'nin bir parçası olarak yaşamaya mecbur kaldı. Yazın 40 dereceye yükselen ve kışın ise eksi 40'lara kadar düşen sert bir iklimi bulunan Dağıstan'da Hazar kıyıları boyunca zengin petrol ve doğal gaz yatakları vardır. Ekonomisi, makine sanayi, mühendislik ve endüstri sektörü ağırlıklı olan Dağıstan, Kafkasya'nın ulaşım ağı en iyi olan ülkelerinden birisidir. Aynı zamanda Rusya Federasyonu içinde nüfusu en hızlı artan bölgelerden birisi olan ülkede nüfusun 2050 yılında iki katına çıkması ve 6 milyonu aşması beklenmektedir. Öte yandan Dağıstan'da gelir dağılımının Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla birlikte gelmeye başlayan serbest ekonomi ve artan yolsuzluklara bağlı olarak bir hayli bozuk olduğu da söylenebilir. Değerli izleyiciler, bugün sizi Hazar Denizi kıyısındaki güzel ülke Dağıstan'a götürdük. Zaman yolcusunu izlediğiniz ve kanalımıza abone olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Yeniden görüşmek dileğiyle.